Merhaba, evstudio.com'dan ben Tayfun. Bugün İskender Paydaş'la birlikteyiz. Öncelikle çok teşekkür ederiz abi bizi kabul ettiğin için. Ne demek, hoş böyle, geldiniz. Evet, çok sağ olun. Böyle amatör bir çalışmaya destek verdiğiniz için ayrıca teşekkürler. Şimdi ev stüdyosu hangi amaçla kuruldu, ben birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Yurt dışında dededen babadan oğula bilgi birikimi aktarılırken Türkçe kaynak çok az olduğu için ben de böyle bir dokümantasyon arayışına girdim ve siz değerli büyüklerimin kapısını çaldım. Benim birkaç sorum olacak şimdi size stüdyoyla ilgili. İzin verirseniz bir ufak stüdyo turu da yaparız. Tabii. Şimdi benim en çok dikkatimi çeken şey buradaki akustik düzenlemeler. İşte arkamızda da görmüş olduğumuz difüzerler var, işte soğurucu paneller var. Buradaki akustik düzenlemede dikkat ettiğiniz önemli noktalar var mıydı? Hani neleri göz önünde bulundurdunuz? Önceliğiniz ne oldu? Şimdi buranın kayıt bölümü, aslında mix bölümü de nispeten tabii yüksek tavanlı. Yani hacim yüksek tavanlı olunca daha çok hacim oluyor. İşte eşit bir metrekarede olması lazım. Yani yüksekliğin, genişliğin, uzunluğun birbirine yakın olması lazım ki ses bir kaynaktan çıktığı zaman hani bir yerlere çarptığında çok da fazla dolaşmasın. Belli bir şekilde artık onu kontrol etme şansımız olsun. O anlamda işte buranın aşağı yukarı eni boyu yani kübe yakın bir şey var. Fakat tabii 90 derecelik açılar ve karşılıklı duvarlar çok iyi bir şey olmadığı için bunun tavanımız zaten bir şekilde hani eğimli. Yani asimetriyi yakalamaya çalışıyoruz. Asimetriyi yakalamaya çalışıyoruz. Bazı yerlerde işte mesela şu tarafta bunun arkası tamamen taş yünüden oluşmuş bir şey. Şu arkada var böyle. Birazdan videoda gösteririz orayı da. Dikkat etmeye çalıştığım şey bütün frekansların belli bir noktada kontrol altında alınması. Yani bir tarafları zayıflatırken başka şeylerin açıkta kalması bayağı işin hani o EQ tarafını oldukça bozuyor. Anladım. Bir de yine en önemli şey aslında savaştığımız konu, ses frekansları ne kadar düşerse frekansı, yani baslara doğru gittikçe kontrolü daha zorlaşıyor. O da biraz daha büyük mekanlarda biraz daha rahatlık sağlıyor. Yani ana amaç baslarla mücadele. Baslarla mücadele üzerinden bütün sesleri belli kontrol altında tutmak ama tamamen de yok etmek değil. İşte burada konuştuğumuz üzere hafif bir yankı var. Evet. Yani ölü odadan kaçınıyoruz. Evet. Tamamen canlı bir oda da istemiyoruz. Evet. Yani canlı olduğu olabilir. Canlıyı kontrol etmek önemli. Anladım. Burada tamamen canlı yapabiliyoruz. Yani tamamen derken oldukça canlı bir hale getirebiliyoruz ama onu kesecek bir sürü bunda hareketli paneller, difüzörler var. Çıkartıp çıkarabiliyoruz. İhtiyaca göre aynen bir akustik elde edebiliyoruz. Peki, bass trap'lerimizi çok kullanıyoruz. O çok önemli. Anladım. Tam arkada bir tane. Şu bass trap sanırım. Bir tane, evet, o en büyüğü o. Peki şimdi profesyonel ortamda bu imkanlar elimizde var. Fakat evlerde bizim elimizde bu imkanlar yok. Evet. Çeşitli gerilla taktikleriyle, baslarla veya işte oda akustiğiyle mücadele edebilir miyiz etkili? Var var tabii, güzel yöntemler var. Yani eğer odadan çıkacak ses başka bir odadaki insanı rahatsız etmeyecekse, böyle bir problem yoksa odanın içinde dönen sesi kontrol altına almak kolay. Bir sürü de pratik yöntem var. Yani en güzel yöntem hem hani kültürel açıdan da iyi kütüphane ve içindeki kitaplar. Evet. Ondan sonra plaklar mesela, hani evet, 33'lük plaklar falan. Bunlar harika difüzörler. Ben hatta burada bu odanın işte asma kadının üst tarafında bir kütüphanede var. Hem difüzör hem de kitaplarım da orada oluyor. O anlamda da onun büyük faydası oluyor. Yani mesela flutter echo dediğimiz o hani elimizi çırptığımızda duvarlardan dönen sesi kitaplıkla bayağı bir difüz edebiliyorsunuz. Kullan odada şöyle güzel kanepe varsa içi iyi dolu, işte yastıklar falan. O da aslında alt frekansları böyle 100 Hz'e kadar olan yerleri falan güzel kesiyor. Zaten oda da çok büyük değilse, 50 Hz'ler falan hani çok kötü bir inşaat değilse problem olmaz. Kullanılan konsol, masa neyse, hani kolonlar onun üzerine konuyorsa onu titreştirmemesi de önemli. Onun içinde bir takım şeyler var. Yani en kolayından çok hani yüksek dansteli sünger kullanılabilir mesela. Anladım. O zaman o titreşim masaya geçirmez. Referans monitörlerini masadan ayırmamız gerekiyor. Evet. Yani bu bir yüksek yoğunluklu süngerle veya kitapla ya da herhangi bir materyalle olabiliyor. İyi olur. Mümkün olunca o zaman o şeyleri, titreşimleri bayağı da azaltmış oluruz. Yani bu bize hem iyi bir kaydın anahtarını aslında veriyor, hem iyi bir mixin anahtarını veriyor. Evet, tabii bu işler hep göreceli. Ses işi de görüntü işi gibi değil. Çok daha kaprisli bir iş. Yani görüntü
daha kolay bana göre. Ses dünyasını çünkü insan baştan yaratmak zorunda kalıyor. Evet, görmediğimiz bir şeyin peşinde koşuyoruz. Biraz da o da var. Ne kadar sonu var bilmiyorum. Hep daha iyi, daha iyi gidilir, daha iyi gidilir ama sonuçta bir de şey var. İnsan kulağı ve insan zevki diye bir şey var. O yüzden hani biraz da kendi zevklerimizi güvenmemiz lazım. Home stüdyo ya da hani çok profesyonel stüdyo arasındaki fark biraz da orada. Anladım. Aradaki fark biraz yetenekli zevk meselesi. Yani profesyonel işle amatör işi ayıran aslında damak tadı mı? Yani öyle de diyebiliriz. Aynen öyle de diyebiliriz. Yani şunu da demek istiyorum. Bazen çok profesyonel stüdyoda home stüdyoda yakalanması gereken bir sound'u yakalamak için çok daha fazla uğraşabiliyoruz. Anladım. Hani daha düşük kalite bir sound mu diyeyim. Hani neyse ama onun daha iyi olduğuna inandığımız bir ses. O yüzden bu işin bütün şeyi püf noktası dinleyicinin beğenisi. Anladım. Yani ruh olmadığı zaman profesyonel stüdyodan dahi çok etkili sonuçlar yani çıkamayabiliyor. Temiz kayıt olur ama hani o temiz kaydı kim dinler ne yapar? Anladım. Bilmiyoruz yani. Peki işin biraz da aranjman kısmı konusunda sizin nacizane tavsiyelerinize, bilgilerinize başvursak. Bir projeye başlarken dikkat ettiğiniz kriterler nedir? Yani bir parçanın iyi olup olmayacağı veya bu parça uğraşmaya değer dediğiniz durumlar. Şimdi çok saygı duyduğum bir bestecinin yaptığı bir şeyse, iyi de bir beste ise o zaman ona dikkate alırım. Eğer öyle değilse yapacağım şarkı da benim değil, bir bestenin aranjmanını ve prodüksiyonunu yapacaksam söyleyecek olan şarkıcı, çalacak müzisyenlerin adaptasyonu ve yani bu şarkıyla nasıl bir şey çıkarabileceğimizi önceden hayal etmeye çalışıyorum. Benim ne kadar hareket alanım var ona bakıyorum. Kendimi ne kadar ortaya koyabilirim. Bazen çoğunlukla aranjörleri biraz şey gibi düşünüyorlar. Yani işte aşçı gibi falan düşünüyorlar. Yani bu köfte tam pişmemiş, biraz daha pişir falan şeyine geliyor. Ben hani böyle çalışmıyorum. Kendi imzamı içine katabileceğim şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu böyle bir şey var mı ortada? Hani böyle müsait bir müzik var mı? Böyle bir beste var mı? Bir de çalışacağım kişiler bunu benden bekliyor mu? Bu önemli. Eğer beklemiyorsa böyle müzik yoksa o zaman zaten çalışmıyorum. Ama onun dışında da şöhretliymiş işte değilmiş. Müzik tarzı falan bunlar çok benim için önemli değil. Kendimi yani ifade edebileceğim, kendimi ortaya koyabileceğim bir alan var mı yok mu ona bakıyorum. Anladım. Yani İskender Paydaş imzasını taşıyabilecek mi taşıyamayacak mı biraz ona bakıyorsunuz. Evet yani ben de orada yapabilecek miyim kendi yapacaklarımı. Evet, anladım. Önemli olan o. Ama zaten bunu yaptığınızı hani biz çocukluğumuzdan beri biliyoruz diyebilirim. Benim aklımdan hiç gitmiyor gözümden o sahne. Hani sadece müzik değil aslında görüntüyle birleştiğinde o Mirkelam klibi meşhur. Hmm. Yani hala hafızamda hani şu anda da böyle tüylerim diken diken oluyor sahneyi gördükçe. Gerçekten sesle müzik birleştiğinde, aranjman birleştiğinde hani bambaşka bir şey oluyor. Hani duymadığımız, görmediğimiz şeyin aslında peşinden koşuyoruz. Gerçekten mükemmel. Peki bir parçada özellikle hani dikkat ettiğiniz öğeler var mı? Yani parçanın planı hususunda örneğin işte A bölümü, B bölümü, B bölümü, A bölümü gibi hani bir taslakla mı başlıyorsunuz yoksa? Bir taslakla başlayıp mümkün olduğunca parçanın formunu en başlarda yapmaya çalışıyorum. Bulmaya çalıştığım şey parçanın tonu, hızı, çok önemli hızı ve o parçanın nasıl bir ritim yürüyüşü olacağı. Yani çok basitçe o ritim yürüyüşünü bulmaya çalışıyorum. Çünkü bayağı bunlar tamamen karakteri ortaya çıkartıyor. Ondan sonra da şarkının formuyla uğraşıyorum. Yani o aralar yaptığım şeyler çok anlaşılmaz oluyor hatta. Yani bir ben anlayabiliyorum, bir beraber çalıştığım arkadaşlarım anlayabiliyor. Çünkü ne sound'la uğraşıyoruz, hiçbir şeyle uğraşmıyoruz. Yani tamamen bu dediklerimle ilgili oluyoruz. Ve bu şekilde o şarkının formunu oluştururken zaten kafamda yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Aynen. Mümkün olduğunca tesadüfe bırakmamaya çalışıyorum aranjmanda. Çünkü mimari proje gibi bir şey. Evet. Yani temelini başlarken çatısını zaten planlamış olmanız gerekiyor. Öyle yürüyorum. Bir noktada da işi biraz gelişi güzeli bırakıyorum. Bakalım ne çıkacak diye. Çok böyle fazla bana göre mükemmel bir şeyse de nasıl bozabilirim ben bunu diye biraz da üstünü karalamaya başlıyorum. Daha insani olsun diye. Herkes dinleyebilsin keyif alsın. Hayır yani böyle vardır işte hani her şey çok dört dörtlük makine gibi gidiyor. Evet. Orada acayip acayip bir sesler gelmeye başlıyor. İşte o benim o hareketlerimdir yani. Benim yaptığım şeyler de olur. Daha yani doğal tınlaması amaçlanıyor sanırım. Yani evet daha insanlık katmaya çalışıyorum. Hani bir şöyle bir boya atıyorum üstüne falan. Peki bu temeli atarken hani ritimle mi genelde başlamayı tercih ediyorsun yoksa hani melodi üzerinden mi yola çıkıyorsun? Ben kendi bestelerimi yaparken genellikle iki tane
yol oluyor. Bir tanesi melodi zaten yoldayken, oradayken, buradayken aklıma geliyor. Sonra onun üzerine gidiyorum. Ya da yapmış olduğum herhangi bir altyapı, bir ritim, akorlar bir şey oluyor. O çalarken üstüne melodiler buluyorum. Sonra ona göre altyapıyı değiştirmeye başlıyorum. O zaman zaten melodi düşünülüyor. Ondan sonra evet şimdi bu yaptığım melodinin altına ben başka bir dünyayı nasıl yaratabilirim diyorum. Ha, başkasının temayı belirledikten sonra. Evet. Başkasının bir bestesi ise şarkının yapısına bağlı olarak ya ritimle başlıyorum ya da şarkının armonisiyle ve işte hani intro melodileri falan gibi daha melodik taraflarıyla başlayıp ritim işini en sona bırakıyorum. Hatta mümkünse bası en sona bırakıyorum. Anladım. Sonra basa karar verdiğimde ona göre davulu da tekrar değiştirme imkanım olabiliyor o zaman. Yani ana yapıyı kurduktan sonra altyapıyı aslında ona göre şekillendiriyorsunuz. İstediğiniz trafikte ne şekilde götüreceğinizi. Yani mesela melodik bir şarkıysa işte böyle sözlerin bizi güzel noktaya götürdüğü bir şarkıysa armonileriyle çok uğraşıyorum. Yani farklı armoniler koymaya çalışıyorum. Onun başka işte ruh hallerine sokmaya çalışıyorum. Evet. O noktada baştan davulla başlayınca gerçekten insanın kafası şişiyor yani böyle defalarca dinlemekten. O yüzden hani hiç oralara kafayı takılmadan armonisiyle işte yapacağım geçişlerle formla uğraşmayı tercih ediyorum. Bir de üzerine melodi kurgulamak daha zor olur herhalde davulu. Hayır. Oluyor da davulu yapınca sesi hoşuna gidiyor insanın. Ha bir de onu dinlemekten hani gerçekten şey yapıyor. Hem hipnotize ediyor davul hem de yoruyor adamı yani. Bazı parçalar var direkt davulla başlamak gerekiyor. Belli yani onun ana öğesi davul. Ona göre kurmak gerekiyor her şeyi falan. Anladım. Peki aranjman ve prodüksiyon arasındaki fark hani Türkiye'de biraz karıştırılan kavramlar gibi geliyor. Şimdi ben yabancılara bakıyorum. Tamam. Aranjör arıyorum. Aranjör yok. Ama hepsi prodüktör. Yapımcılar. Evet. Şimdi aranjman denilen şey beste gibi bir şey yani. Aslında bunun tamamı kompozisyondur. Evet. Yani beste, aranjman, söz. Bunların hepsini yapmak bir kompozisyondur. Bir aranjörün işi ve ihtiyacı olan hani işini yapması için ihtiyacı olan şeyler prodüktörden oldukça farklıdır. Bir kağıt ve bir kalemdir yani. Hani nota kağıdım ve kalemim varsa nota yazmayı bilen biliyordur aranjör zaten. Bir şarkının aranjmanını orada yapar. Besteci de zaten bir kağıt bir kalemdir yani. Yani aranjöre bestekar diyebiliriz. Tabii yani o kağıda yazdı, her şey çalınır hale geldi. Buyurun. Verdiği şey zaten aranjmandır. Yani ona çalması, onu kaydetmesi, nasıl çalınacak, onu öyle üfleme, orayı böyle yap, soliste sen şöyle söyle, orayı fazla kızgın söyleme gibi şeyler film yönetmenliği gibi bir şey. Yani o kısımda prodüksiyon. O taraf prodüktörlük işi. Yani. Anladım. Genellikle aranjman yapanlar prodüktörlüğü de yaptığı için karışıyor işte. Yani bütün bu işleri aranje zannediyorlar mesela. Hani stüdyoya giriyor, şarkı söylüyor, kaydediliyor, mixi, bunu aranje zannediliyor. Öyle bir şey yok. Yani halbuki başlı başına bir prodüksiyon planından geçiyor. Ya prodüktörün aranjör olması gibi bir durum da yok. Hatta hiç müzik bilmiyor da olabilir. Tabii yani neyin tutup neyin tutmayacağına aşina veya işin tamamen business tarafıyla ilgili. Yani bunların tamamını kapsayan bir şey. Bayağı film yönetmenliği gibi Türkiye'deki. Yani film yönetmeni de aslında Türkiye'de her bir şeyle uğraşan adamdır. Besteci senaristtir yani. Aslında. Aranjör de o senaristi daha senaryoyu ortama göre geliştiren hani besteci aslında nasıl söyleyeyim hikaye yazarıdır, senarist de aranjördür diyebiliriz hatta. Yani onların işi kağıt kalemdir. Evet. Hayal dünyasıdır. Uygulamayı yapan yönetmendir. Anladım. Peki tekrar ev stüdyosuna dönecek olursak şimdi bir müzik olayının bir live tarafı var. Hani sahne tarafı bir de kayıt tarafı var. Şimdi sahnede çalan müzisyenlere ben her zaman hani evde kayıt yapmalarını öneriyorum. Çünkü evde kayıt yapmayı hani aynaya bakarak prova etmek gibi görüyorum ama hani sizin bu konudaki tecrübeleriniz veya önerileriniz, tavsiyeleriniz nelerdir? Evde kayıt yapmak aynen aynaya bakarak prova yapmak gibi bir şey. Hatta provaları bile kaydedip evde dinlemek gerekiyor. Bizim öyle yaptığımız çok fazla iş var. Yani bir araya gelip grup oluşturduk işte Demir, Kan, ben, Tarkan, Gözüm falan. Şimdi ne çalacağımızı bile bilmiyoruz. Kuruyoruz aletleri. Ya benim böyle bir şey vardı bir bakalım mı diyor birimiz. Çalıyoruz falan. Yani orada herkes bir şeyler çalıyor. Bunları kaydediyoruz. Sonra herkese akşam veriliyor. Herkes dinliyor. Notlarını alıyor. Sonra diyor ki ya bunu böyle yapmıştık ya ben bası şöyle değiştireyim diyor. Sen de oraya öyle yapsana diyor. Bir daha çalıyor. Bir daha kaydediyoruz. Dinliyoruz. Falan öyle derken işte aranjman ortaya çıkıyor. Yani çalarken çünkü sen kendinle ilgili oluyorsun. Biraz duyuyorsun. Daha tanımıyorsun bir şey falan. Çok önemli bir şey. Etütlerinde de öyle. Yani kendi çalışmalarını işte
Yani egzersizlerini de kaydalırsan sonra sana iyi gelen bir şeyi kötü görebilirsin. Normal yani kötü zannettiğinde iyi olduğunu anlarsın. Tekrar üzerinde dinlemek çok büyük fayda sağlıyor. Böylelikle sahnede çalan müzisyenlerin stüdyodaki müzisyenlik şeyleri de, becerileri de çok gelişiyor. Çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Çünkü stüdyo tecrübesi olmayıp da sahnede iyi olan birçok müzisyen stüdyoda özellikle timing konusunda, zamanlama evet. konusunda, metronom konusunda sıkıntı yaşıyor. Evet. Çeşitli hani fiziksel sebepleri var. Ama stüdyoda o kontrolü oturttuğu zaman sahneye bu öyle güzel yansıyor ki bir anda müzik, sound falan her şey değişiyor. Bizim şu anki gruptan buna çok iyi örnek verebilirim. Bizim ekip 2010'dan beri beraber çalıyoruz ve daha böyle müzik hayatlarının başlarındaydı bizim solistimiz, gitarcımız, basçımız, davulcumuz. Biz de başladığında. Sahnede hani tamam bir şeyler oluyor falan ama stüdyoda hani bayağı dökülünüyordu. Sonra zamanla kaydederek, stüdyoda çalarak provaları dinleye dinleye. Şu an hepsi çok iyi. Biraz stüdyo müzisyeni oldu. Sahnede de mükemmel bir sound çıkıyor. Ve o sound'ın çıkma sebebi timing'in doğru olması, doğru düzgün seslerle çalınması. Hani daha temiz hangi basılması. Sesin, tabii daha temiz basılması. Hangi sesin nerede nasıl yerine oturabileceğini artık biliyor olmaları. Bütün bunlar hiçbir şekilde equalizer'larla uğraşmadan zaten düzgün bir sound çıkmasını sağlıyor. Yani daha tuşeli çalıyorlar. Kesinlikle. Zamanlama daha iyi. Kesinlikle. Akorlar daha temiz. O zaman da zaten hani sound çıkıyor. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Hani bir prodüksiyon yapmıyor dahi olsak evde bir müzisyen olarak hani kayıt yapmak basit bir ses kartı, bir bilgisayar veya kesinlikle. Telefona. Kesinlikle çok önemli bir şey. Anladım. Fayda göreceğimiz bir şey. Evet. Peki ne kadar pound o kadar sound desem? Katılır mısınız? Yani eğer işi biliyorsan katılırım. İşi hı-hı. bilmiyorsan hiç anlamı yok. Anladım. Boşuna para harcarsın. Anladım. Çünkü ne yapacağınla ilgili işi. Yani bunu sormaktaki amacım aslında şu. Biz daha önce denedik bunu tamamen amatör bir şekilde. Giriş seviyesi bir tane ses kartı, bir tane de mikrofonla bir grubu kaydedebilir miyiz diye denedik. Tabii davul çok kötüydü. Oradan bir gol yedik ama hani ortaya bir şarkı çıkartabildik. Ama bunu hani insanların önünde genelde hani engel olarak kendilerine koydukları engeller olarak ekipman. İşte daha iyi mikrofonum olsa daha güzel sound olurdum. Daha iyi referans monitörüm olsa, daha iyi ses kartım olsa gibi. Bu hani mental engelleri aşabilmek adına sorduğum bir soruydu aslında. Tamam. Öyle düşünürsek yine ben ne yapacağına bağlı diyorum. Bunu söylerken de sen o kadar kaliteli ekipmanla bir şey yapabilecek kadar kaliteli durumda mısın? Yani bu bir eşitleme meselesi. Oldu. Sen iyisen, ekipman değilse çok iyi bir şey çıkar ortaya. Birinden biri kötüyse o kadar iyi bir şey çıkmayabilir. Anladım. Sen kötü, ekipman kötüysen yine kötü ama hani makul bir şey çıkar. Evet. Kendine göre bir tarz çıkar. Yani anladım. Bu o eşitsizlik her zaman problemdir. Dengeyi alırsın, bulabilmek de. SSL mikseri koyarsın, Karol'da mikrofonu koyarsan olmaz yani. Tabii. Onun gibi kendini onlardan biri yerine koy insan olarak ya da hani müzisyen olarak. İşte kullanacağın cihazı da ona göre kendine göre ayarlarsın. Martin gitarı çok az gitar çalmayı bilen birine versen ses mi çıkar yani o gitar? Yok. Çıkmaz. Tabii ki. Yani zincirdeki en zayıf halka kadar iyisin diyebiliriz. Kesinlikle doğru. Anladım. Bu işte böyle. Peki hani iyi bir mix için binlerce dolar yatırım yapılıyor. Bundan bahsettik. Fakat günün sonunda hani bir ton mastering stüdyolarından geçiyor. Profesyonel kişiler çalışıyor. Fakat dinleyiciye baktığımızda işte cep telefonunun hoparlöründen dinliyor veya iPhone kulaklığından dinliyor. 1 dolarlık 2 dolarlık hoparlörlerle dinliyorlar. Hani bu durum bizim stüdyo tarafını nasıl etkiler sizce veya nasıl etkilemeli? Bunu hiç umursamamak gerekiyor. Sebebini söyleyeyim. Bir örnek vereyim. Yani Türkiye'de mesela zamanında 70'lerde falan böyle haftada kaç 10 tane 15 tane film çekilirdi. Bir film bir haftada falan çekilirdi. Yani nasıl olsa perde belli, hoparlör belli, seyirci belli. Hani çok da kaliteye bakılmıyor diye acayip acayip filmler çekiyordu. Yani özenilmiyordu. Evet. Hani nasıl olsa gidiyor abi ucuza da şey yapıyoruz. Seyreden nerede seyrediyor ki diye. Fakat oldu 2018. Biz o filmleri hala izleyebiliyoruz evet. yani. Evet. Ne yapıyoruz? Hani saygı duyuyor muyuz o adamlara? Yani? Tamam nakalt. Ben cevabımı aldım. Peki son zamanlarda hani vintage synthesizer'lara bir geri dönüş var. Stüdyoda da az önce gördüm. Hatta Türkiye'de göremediğim birçok modeli gördüm orada. Bunun sebebi nedir? Yani benim de çok hoşuma gidiyor. Renkli renkli klavyeler, tuşlar.
her şey çevrilebiliyor. Şimdi bu vintage synthesizer dönüş aslında bir türlü bitmeyen bir dönüş. Yani vintage synthesizer varken de o dönüş vardı. Çok enteresan bir şey. Hani olduğumuz yerde mi? Mesela 88'de de böyle abi Minimoog çok iyi de. Minimoog hani 2 sene önce üretimi durmuş o zaman falan. O zaman da vintage deniyordu falan. Böyle bir şey var. Bu biraz zevk meselesi bana göre de. Şimdi ben tabii elimden çoğu geçti. Hani zamanında kullandım. Hani vintage değildi o zaman. Yepyeni falan diye çıktı. Şimdi işte CX8000 mi vay be çok iyi vintage. Ne vintage ya falan siz diyorum. Siz de zaten kaçırdın. Hani bu falan diyorum. Şöyle bir şey var. Bazılarını kullanma konusunda kendimi iyi hissediyorum. Bazılarını kullanma konusunda iyi hissetmiyorum. Her şeyde yok bende. Bunun gibi çok daha vardı burada olanlar gibi ama çoğunu çıkarttım evden şey yaptım falan. Hani bir işime yaramıyor. Benim synthesizer geçmişim çok eskiye dayanıyor. Yani benim 8-9 yaşıma dayanıyor. İlk bir İstanbul Gelişim Orkestrası Garo Mafya'nın bir synthesizer vardı. Moog, Mini Moog. Türkiye'de başka böyle bir alet yoktu. Seslerini duyduğumda ben hani dünyam değişti. Boyutlar değişti yani. Hiç daha önce hayatımda duymadığım bir takım sesler evet. Çıkıyor yani. Bu çok enteresan bir şey. Tabii. Hiç duymamışsınız doğada böyle sesler yani. Bu büyük hayret verici bir şeydi. O günden sonra benim bütün olay değişti tabii. Şimdi o bahsettiğim Mini Moog'un kendisi de bende zaten. Oo, tabii. Garo Mafya'nınki. Değerli bir miras. Evet. Kullanıyorum da kayıtlarda. İşte synthesizer programlamayı falan o zamanlarda öğrendim. Yani çocukken çok sevdiğim bir şeydi. Çünkü seslerle kendinize ait başka bir dünya tabii. Yaratıyorsunuz yani. Bu çok hoş bir şey. Sonradan fark ettim ki kendi istediğim sesleri yapmaya çalıştığım zaman sonradan tabii çok gelişti synthesizer ama hani o paneller azaldı, 3-5 düğmeye indi, sub menüler geldi falan. Ben şey anladım, ben baktım mı ne görüyorsam düğme olarak o kadar olmalı. Evet. Yani onun bir yere gireceğin alttan bilmem ne sub menü var falan yok yani. Hani çat sıfırdan programlayabilmeliyim. O zaman 80'li yılların, 70'li yılların synthesizer'ları benim işime yarıyor. Yani Jupiter 8'ler, Jupiter 6'lar, Memory Mode'lar falan filan. Hiç submenü falan yok. Daha yeni çıkmış hafıza zaten. Yani işte 36 tane ses kaydediyorsun. Başka da bir şey yok evet. Falan. Ne varsa üstünden ayarlıyorsun. Onlarda çok hızlıyım ben. Evet. Yani en gelişmiş işte Nord Lead 2. Yani oraya kadar o da bir çığ analogtun ama hani istediğin sesi anında yapabiliyorum. Alt menülerde zaman kaybetmek evet, istemiyorsunuz. Evet hiç öyle bir şey yok. Zaten onlarla yıllarca zaman kaybetmişiz yani. Sonradan zaten onların en ileri soft synth olarak çıktı şu anda var. Evet. Soft synth'lerin de şöyle bir şey var. Hani o presetlerde ve parametrelerin içinde kaybolup gidiyorsunuz. Ya onu yapan adam kendine göre yapmış da hani biz onu öğrenene kadar müziği unutuyoruz. Evet. Oradan yani çok gerekli bazı şeyleri kullanıp işte yaptığım sesleri sürekli save edip kendi isimlerim altında. Daha çok diğer analog synthesizer'ları kullanıyorum. Sesleri çok farklı. Yani eski Amerikan arabaları gibi hani böyle 8 silindir araba gibi evet. Geliyor. Tabii böyle bir müziğe de çok iyi şarkıcı lazım. Yoksa ezilip gidiyor şarkıcı. O kadar tank gibi geliyor ki sesler. Hani şey drum machine'ler falan da öyle. Çok büyük geliyor yani. Anladım. Kötü bir şarkıcıyla bunu yaparsanız bayağı hizmet olur şarkıcı için. Altında eziliyor. Çok fena oluyor yani. Bir de tabii o kadar hoş olduğu için soundları öyle EQ'larla falan uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Zaten geliyor ses. Evet, belki bir low cut. Evet gerekirse yani. Onu bile üstünden yapıyorsunuz. Yani asıl olan aslında alt menülerde kaybolmadan işimizi hızlıca görebilmek. Hani o anlamda evet. Çok avantajlı. Bir de analog olduğu için sanırım hani o tını çok daha doğal tınlıyor. Kesinlikle. Ama analogun bir de şey var yani elektrik de böyle değişiyor şey. Birazcık evet. Şey. İşte voltajla. Tabii. O değiştiği zaman da hani ses karakteri böyle bir stabil değil. Çok minik değişiyor. Çoğunlukla eski analog synthesizer monodur zaten. Yani evet. Üzerinde efekt aleti falan yoktur. Bazılarında da şey vardır. Her bir ses ayrı bir çıkıştan çıkar. Böyle çok değişik bir şey gelir. Ben mesela şey yaparım. Diyelim Prophet 5 kullanıyorum. İşte böyle bir şey çaldım akor falan filan. Onu kaydederim. Sonra bir daha kaydederim aynı şeyi. Aynı mi? Chorus efekti. Bayağı kendi kendine zaten o hani pitch şey olduğu için inanılmaz chorus geliyor ve hani monoda falan da hiç faz yemeyen bir chorus oluyor. Onu 4 kere falan kaydettiğim oluyor. O zaman işte fena bir ses çıkıyor. Çok daha büyük soundlar. Hiçbir yerden çıkmıyor. Ne soft synth'den çıkıyor ne bir yerden çıkıyor. Anladım. Peki hani evde bütçesi olmayan biz ev kullanıcıları için hani hardware synthesizer'lara ulaşamadığımızda
Software Synthesizer'la da prodüksiyon yapılır mı veya demolar? Hani yeterli olur mu bizim için sizce? Ya olur. Tabii, olmaz mı? Gayet de güzel yani onlar. Yani oradan çıkan sound da gerçek sound'tur. Tabii tabii. Tabii. Yani o da bir sestir. Hatta şu anda hani trend olan müzikte daha çok o soundlar software daha synthler şey daha çok evet. gidiyor. Yani bir de şunu öneririm. Mesela yani software müzik yapılıyorsa software müzik yapılması lazım. Böyle yani biraz in-the-box çalışılabilir. Tabii, tabii. Bence öyle olsun zaten. Biraz karışınca hani oradan biraz olsun buradan biraz olsun bir böyle bir tam olmuyor. Birbiriyle karakter uyuşmazlığı oluyor yani. Ama şey çok iyi synthesizer'lar var. Çok iyi. In-the-box bütün her şey yapılabilir şu anda. Çok anladım. Gelişmiş durumda. Hani ben de analog kompresörler olsa şunu yapardım, bunu yapardım vesaire hiç o hayallere kapılmadan bir bilgisayar, bir ses kartıyla ve bir midi kesinlikle klavyeyle. Onunla vakit şey olmaz. Yani ona vakit ayırmak gerekmiyor. O fırsat buldukça yararlanılacak bir şey. Yani şimdi o kadar $1000 falan vermeye çalışmak yerine önce hani iyi müzik yapmaya çalışmak gerekiyor. Evet. Zaten çok iyi müzik yapımında insanlar da bunu çok beğenirse bir şekilde para kazanma imkanı oluyor. Ondan sonra düşünebilecek bir şey. Yani o süreci tersine çevirmenin bir anlamı yok. Anladım. Evet benim bir sorum daha olacak. Hani şu tezi savunuyorum ben. Genelde kendi kendimi ne kadar kısıtlarsam yaratıcılığımı o kadar arttıracağını düşünüyorum. Sizin bu konuda düşüncenizi alabilirim. İmkan olarak kısıtlandırmak insanı aslında katılıyorum yaratıcı olarak daha tetikleyebiliyor. Ben bunu hani alet edevatın yanı sıra aslında yapacağım bir şeyi bir çerçeveye koymak gibi düşünüyorum. Yani bir ana fikri olacak, altında kuralları olacak ve buna uyarak yapacağım. O zaman yaptığımda açıklama şansım var. Yani bunu niye böyle yaptın? Çünkü ben bunu böyle olduğunu düşünüyordum. Şudur budur bir konum vardır yani. Ana fikir zaten roman yazarken de, piyes yazarken de, işte bir iş kurarken de hep bir ana fikir mutlaka gerekiyor. Yani sevenler ağlarmış. Şimdi şarkının ismi değil mi? Evet. Adam diyor ki sevenler ağlarmış. Yani iddiam bu diyor. Şimdi şarkı sözleri tamamen bunu ispatlamak üzerine gitmezse yok canım sevenler de ağlamazmış falan diyorsa bir yerlerde çelişki insanlar varsa, da böyle bir hani evet. hani o anlamıyorlar ne olduğunu ama bir inandırıcı evet. gelmiyor falan. Şimdi sevenler ağlar mı? Müziğin de öyle olması lazım. O zaman yani neşeli enstrümanlar kullanmayacaksın belki de. Yoksa tabii. hani olmuyor falan. Burada kendi çerçeveni baştan bir oluşturursan o zaman kendini orada bir kısıtlıyorsun. Sonra ona göre davranmaya başlıyorsun. Biz Mirkelam'la bir albüm yaparken şey demiştik. Abi biz hani işte burada yok zurna çalsın, burada saksafon çalsın hani böyle Sebil gibi elimiz atıyoruz. Evet. Onun yerine biz şöyle 70 yıllarda adamlar nasıl yani darbuka işte kullanılmıyor. Adam o sesi çıkartmak için bir tane bongo bulmuş, onunla çalıyor. Bilmem ne. Yani biz de belirleyelim, kısıtlayalım kendimizi ve onun üzerinden bir şeyler yapmaya çalışalım. Bakalım kendi yeteneklerimiz bizi nereye taşıyor. Peki son olarak hani evde kayıt yapmaya çalışan, bir şeyler ortaya koymaya çalışan biz amatör müzisyenler için tavsiyelerin veya işte şu yoldan gidin, şöyle yapın, böyle yapın gençler dediğiniz bir şey var mı? Konuştuklarımızın dışında... Konuştuklarımızın dışında yani yine tekrarlamak istediğim şey alet edevata takılmayın. Şu ses kartım benim bilmem ne olsa daha iyi müzik yaparım falan da uğraşmayın. Benim de hayatım böyle geçti. Etrafta çok fazla insanın da hayatı böyle geçiyor. Müzik yapmanın onunla bir alakası yok. Ayrıntılara takılmayın müziğinizi yapın. Evet müziği bir kere yapın. Yani hani basit mikrofonla kaydın onu yapın bunu yapın. Çok iyi bir noktaya varıyorsa zaten onu o zaman düşünürsünüz. Bir prodüktör gelir size zaten teklif eder gelin işte hani bizim stüdyoda kaydın diye. Belki yaptığınız çok daha iyi olur. Hiç oraya takılmayın. Ana fikrinizi oluşturun. Şarkınızı yapın. Sözlerinizi güzel yazın. Ana fikre sadık bir şekilde müzik yapın. Müziği çok karıştırmayın. Hani fazla tarama yapmayın. şey gibi karikatür dilinde. Evet. Net ifadeler koyun. Güzel riffler oluşturun. Bunları böyle birbirine güzel puzzle gibi oturmasını sağlayın. Hiç böyle çapak kalmasın. Bunlarla uğraşırsanız o zaman çok güzel müzik ortaya koyma şansınız var. Dinleyiciyi arttırma şansınız var. Tamamen buna doğru gidin. Başka da bir şeyle uğraşmayın. Yani yatırım yapmak, bilmem ne yapmak falan. Mümkün olunca kendiniz ya da yakın arkadaşlarınızla yapın. Her yerden bir enstrüman ya da enstrümantist bulmaya çalışmayın. Eldeki olanakları kullanın. O yüzden zaten rock grupları 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi. Yani adamlar başlarken... Kemancıyla başlamıyor. Başlamıyorlar yani para da yok evet. verecek. O davul çalarken bongoya da vuruyor. Öbürü söylerken bas çalıyor falan. Evet.
Bunlar hep işte o kısıtlamanın getirdiği yaratıcılıklar. Siz de bunları kullanın bu durumları diyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz bizi kabul ettiğiniz için. Değerli bilgilerinizi, tecrübelerinizi aktardığınız için. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İskender abi de ben de F-Studio'ya abone olmanızı herhalde rica ediyor, evet, tavsiye ediyor. Abone olun. Teşekkürler. Çok sağ olun. Hoşçakalın.